Bu köpekler bizi hiç sevmiyor ya. Sakin, sakin. Oğlum harbi sıkıntılısın ha. Sakin ol, sakin ol. Abi ben şu karşıki dağdan geldim. Aşağı dereye indim. Günaydın. Abi çok soğuk, çok soğuk. Saat 7. Aa, cami avlusundayım. Günaydın. Abi çok soğuk, çok soğuk. Burada uyudum, çadırı buraya attım böyle. Şurada eşyalarımı şarj ettim. Prizler hala şarj oluyor, drone bataryaları. Burada içme suyu var. Burası cami avlusu, Hisar Çandır köyündeyim. 800 metre yükseklikte. Gece çok soğuktu ya. Şu düşen çiğ görünüyor mu çatının üstünde? İşte dün akşam yemek falan yaptım. Oraları göstereyim. Eşyalarımı yıkadım. Kıyafetleri astım. Şurada. Şuraya astım. Kurumadılar, hepsi ıslak hâlâ. Drone uçuracağım birazdan. Çünkü dağlar mükemmel gözüküyor. Şurada yemek yaptım dün. Şimdi bir daha yakacağım ateşi. Kahve suyu yapacağım. Helva, ekmek, kahve. Saat 8. Şu an 800 metredeyim. 500 metre aşağı ineceğim. 1300 metre yukarı çıkacağım. Sonra bir daha ineceğim. Ve yol bitiyor. 19 kilometre yolum var. 10 saat sürecek bir yol. Lakin ben 7 saate bitireceğimi düşünüyorum. Bugün son gün. Bir daha yürümek yok. Ağırlık azaltıyorum. Neresi yiyeceğim. Eğer ki bugün yolu bitiremezsem, yiyeceklerimin hepsini yediğim için çok zor bir duruma düşmüş olacağım. Kaza bile olmazsa bitiririm. Şöyle tertemiz bıraktım. Nasıl bulduysam öyle bıraktım. Yani hiç benden bir şey bırakmadım oraya. Hazırım. Saat 9'a çeyrek var. Bugün biraz geç kaldık. Sabah çok üşüdüm. Çok 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 çok. Ben tarif edemem. Saat 3.30'da bir başladı üşüme. 7'ye kadar. Hatta 7'den 8'e kadar falan. Ya neyse. 19 kilometrem var. Gidiyorum. Hey, görüşürüz. Bana yoldaşlık ettin. Hey, atma öyle ekmeği. Karnını doyurdum. Yedik içtik beraber. Şimdi gidiyorum. Sabah akşam nasıl geliyorsun? Ya 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 diye tombaların kokusunu aldım. Bulgur yedi tombalıklar. Evet, Geyik Bayarı ciddi bir 19 kilometre. Hadi bakalım.
Bugün son gün. Şimdi şu dağlarla ilgili bir şey anlatacağım size. Abi bu dağlar, ben Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne Kumluca'ya ilk geldiğimde çok mükemmel gözüküyordu gözüme. Bakıyordum böyle, lan ne güzel diyordum, bir gün çıkmak nasip olur mu? 3 yılın sonunda o dağlara çıkıp çıkıp indim, çıkıp çıkıp indim. Ay be. Şu karşıda bir dağ var. Büyük ihtimalle onun arasından geçeceğiz. Yani geçit var. İki dağın arasından geçit. Oradan geçeceğiz. Geyik bayırında olacağız. Bu köpekler bizi hiç sevmiyor ya. Ne oğlum, sabah sabah araba geliyor ha. Bu biraz korkutucu. Kocaman köpek var. Sakin, sakin. Sakin. Vay arkadaş ya, ne bu köpeklerden çekti. Kangalı görünce tabii. Zor bir gün olacak. Allah yardımcımız olsun. Hadi. Kötü bir haberim var. Buraya aşağı inmek zorundayım. Karşıya geçebilmek için. Ve aşağı indiğim zaman şu aradan geçmek için ne yapacağımı bilmiyorum. Şurada bir taş var. Belki üstüne atlayıp zıplamayı deneyebilirim. Hadi bakalım. Sopam ne olacak? Peki böyle mi iniliyor? Böyle mi? Abi kocaman çantam var benim ya. Baba sığmıyorum ki. Abi nasıl bir cendereye düştüm ya? Hallettik. Şimdi geri dönüp sopamı alacağım. Büyük ihtimal yol böyle gitmiyor da. Biz gene yolu karıştırdık. Çantayı bıraktım. Şimdi şuradan şöyle atlayıp şuradan sopayı alıp geri geleceğim. Aa, örümcek ısırıyor. Üstüme çıktı az önce. Merdivende örümcek varmış. Burada atsız. Adı yok. Şimdi elma molası. Bu elmanın bir anısı var. Dün gece kaldığım caminin yanında elma satan bir dayı vardı. Bir tane ikram etti bana. Al dedi, ye dedi. Yedim, çok güzeldi. Gittim sonra markete işte. Ekmek falan aldım. Geri geldim. Dedi ki, oğlum dedi, ben yarın sabah dedi öğlen geleceğim buraya. Sabah gelmeyeceğim dedi. Elma alacağım ben senden dönüşte demiştim. Sabah demiştim. Sabah gelmeyeceğim, öğlen geleceğim dedi. İşim var dedi. Şimdi al istersen dedi. Tamam dedim. 4 tane elma aldım. Bir tanesini de ikram etmişti. 5 elma.
4 elmayı tarttı. Sonra poşete koydu, verdi bana. Dedim ne dedim borcum? Dedi ki at bir şeyler dedi. Ben de şöyle bir durdum. Geçen BİM'den yeşil bir elma almıştım ben. 17 lira vermiştim bir elmaya. 25 lirada nakit para var cebimde. 25 lirayı da verdim ona. O da dedi ki, onun dedi zaten kilosunu ben 20'ye satıyorum dedi. Olmaz dedi. 15 lira para üstü verdi bana geri. Öyle de bir anısı var elmanın. Elma çok güzel. BİM'dekinden daha güzel. Güneş geliyor. Abi ben şu karşıki dağdan geldim. Aşağı dereye indim. Dereden çıktım. Şimdi şu dağa gidiyorum. Onu aşacağım. Sorgulamıyorum. Neden o dağdan geldim, bu dağa gittim? İnanın sorgulamıyorum. Yeter ya. Abi bu yol falan değil bu. Bu bildiğin dağcılık yani. Bildiğin dağcılık ya. İndiğim gittiğim yerlere bak. Ya ben yanlış gidiyorum. Ya da yol böyle. Her neyse sorgulamıyorum arkadaşlar. Bugün son. Bugün son. 28. gün. Son 13 kilometre. 5 saat sürecek. Hadi bakalım. Bir saat önce mola verdim. Şimdi kalkıyorum. Toplandım. Ateş yaktım. Bulgurlu. Ton balıklı bulgur yedim. Ardından kıyafetlerim kurumamıştı. Onları astım şöyle güneşe. Topladım çantada. Çöplerimi poşetledim. Şimdi gidiyorum. 13 kilometrem kaldı. 600 metre yükseklikteyim. 2 gündür telefon çekmiyordu. Burada çekiyor. Biraz telefona baktım. Dinlendim. Devam ediyorum. Abi çıldıracağım. Dün şu dağın tepesindeydim. Oturdum biraz. Etrafı falan izledim. Çok sis vardı. Drone uçuramadım falan. Dün oradaydım. Sonra gece şu belde bir yerde yattım. Köy Sarçandır köyü. Şimdi o karşıda gösterdiğim dağ şurada. Geldim oraya. Tırmanıyorum. Devam. Hadi bakalım. Çit dibine geldim. Şu karşıki köy. Çit dibi. 11,5 kilometrem kaldı. Geyik bayırına. 800 metredeyim. Yükseklik. 1300'e kadar çıkacağım. Sonra 800'e ineceğim. Geyik bayırı da 800'de. Yani 500 metre daha tırmanıp ineceğiz. Saat 2. Yedim yemek, dinlendim. Şu an iyi durumum. Konuşmamdan da belli, nefes nefese değilim. Yol biraz böyle düz gidiyor. Çok mutlu oldum böyle gittiği için. Tamam, ve tırmanış başlıyor. Evet, şuradan yükselme başladı. Az önce düştüm. Ama sorun yok. Temiz düştüm. 800 metredeyim hala. Yani 830 falan. Ayağımın içi taş doldu ya. Ayakkabı yırtılmış. Dayanmayacağını biliyordum. Ama beni buraya kadar getirdi. Bugün son gün. Aa, sol ayak bileğim kütledi şimdi. Bin metredeyim. 300 metrem kaldı. İyi gidiyor. Moralim çok yüksek. Burası bir mezarlık. Şöyle göstereyim. Evet, hepsini patlatmışlar.
Kemikleri bile yok adamların. Ama bu gayayı nasıl kaldırdınız da açtınız? Vallahi bak. Şu gayayı nasıl kaldırdınız da açtınız bu mezarlığı? İnsanın gözü dönünce şu gayayı bile yerinden oynatabiliyor. Vay be. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ. Şimdi doğru dur. Devam. Hadi bakalım. Şimdi şu karşıda gördüğünüz dağa çıkacağım ben. Çıkabilmek için de aşağı dibe ineceğim. Sonra tekrar yan yana tırmanacağım. Arkası zaten Gedik Bayırı. Şu an inişteyim. Tekrar inip tekrar çıkacağım. Yanlışım olmuş. Aradaki bir in çıkı atlamışım. Şimdi iniyorum. Sonra bir daha çıkacağım. Olsun. Hep çıkmadan iyidir. Arada inmek gerek. Ne demiş Yiğitcan? Her çıkışın bir inişi vardır. Önümüzde Karabel diye bir aşıt var. Aa, burada çok hayvan var ya. Allah Allah. Uşt. Ya tilki ya çakal. Taşın arkasından. Bekliyor öyle. Neyse devam edelim. Karabel diye bir aşıt var. Şurada sislerin olduğu dağda. O aşıtı aşacağız. Sonra önümüz Geyik Bayırı. Çok. Yoruldum ya. Haritada da yürüdüğüm yer avlanma bölgesi geçiyor. Hayvan çeşitliliği biraz fazla. Ne gördüm? Siyah. Böyle köpek kadar bir şey gördüm. Şurada taşın arkasına saklandı. Sonra önüme fare atladı. Sonra bol bol yaban keçisi, kemresi gördüm, boku gördüm. Bu nedir ki bu ya? Dışkısı. Dışkısı gördüm. Öyle. Devam. Abi şimdi ben yolda yürürken hayvanların üstüne basabiliyorum. İşte şey sanıyorum. Yumuşak toprağa denk geldi. Kozala gezdim. Falan filan sanıyorum. O da şey oldu. Ben ilk zamanlar yürüyüşe çıktığımda hep yere bakardım. Böyle. Kamera da hep yere bakardı. Ama artık 28 gündür yürüdüğüm için alıştı ayaklarım. Yani ileri bakarak yürüyorum. Ayağım takılmıyor. Ters taşa basmıyorum. Etrafa daha iyi bakıyorum. Daha iyi gözlemliyorum. İlk zamanlar öyle yere bakardım hep. Ters taşa basmayayım. Ayağım burkulmasın diye. Ama şimdi daha çok etrafa hakimim. Sağ solu tamam. Hakimiz, duyular açılmış lakin havayı hesap etmiyorum. Havadaki kuş geliyor, etrafında bir tür dönüyor. Ötüyor, ses yapıyor, kalk kalk falan yapıyor. Burada atmaca var. Kartal var. Az önce uçtu. Tepemden. Yakın uçtu. Öyle fark ettim bir de. Ses çıkardı. Koca kanatları vardı. Ya atmacadır. Ya kartal, emin değilim. Daha önce atmaca veya kartalı birebir görmedim. Yalnız bol bol keçi dışkısı kokuyor. Yayla kokuyor ya. 1350 metredeyim. 1300'e kadar çıkacağımı düşünmüştüm. Lakin hala çıkıyorum. İnşallah daha da yukarı çıkmayız.
Şöyle bir 365 yapayım. Şurada bir dağ var. Aşıtımız şurada. Şurada bir dağ var. Şu aşağıda daha nice dağ vardı da. Çıktık. Aa bak ileride bir dağ var. Ta şurada. Çizgiyi gördünüz mü? O bulutların hemen orada dağ var. Dün o dağdaydım ben. Bugün buradayım. Yarın yarın yok. Bugün son inşallah. 4,5 kilometrem kaldı. Ha biteceği için çok heyecanlıyım. Karnımın içinde kelebekler var sanki. Bambaşka duygular içerisindeyim. Aşıta geldim. Karabel aşıtı. İlk başlarda şeyler hoşuma gidiyordu. Bu patikalar. Şimdi şu daha geniş olan yollar hoşuma gidiyor. Oh. Burada boşalıyorum abi. Sanki var ya dinleniyorum ya. Şu an. Süper. Biraz daha yoldan gidiyor. İleride Vahşi Doğa Kulübesi ile tuvalet var. Tuvalete ihtiyacım yok lakin Vahşi Doğa Kulübesi'ni kullanabilirim. 2,5 kilometre var. Yolun bitmesine. Lakin ben biraz geride bir yer işaretledim. Orada Likya yolu karışıyor. Duruma göre işaretle gideceğim. Yani 3,5 diyebiliriz. 1 kilometre falan tahmin. 3,5 kilometre. Yolum kaldı saat 4,5. 5'te orada olursun diyor. Ve ben bir şey kaçırdım. Yolu kaçırdım. Yol şurada. Ah be. Ah be ne güzel gidiyorduk. Soldan gitmem gerek. Lakin şu Vahşi Doğa Kulübesi'ni merak ediyorum. Gidip ona bakacağım. Burada bir kamp alanı var. Çok da güzel bir kamp alanı. Abi buraya kur çadırını. Yaşa ya kal bir hafta kal buralarda. Şuraya bir kamp ateşi yapmışlar. Bir de şuraya ama en güzeli bu. Uygunluk. Bu arada buraya araç yolu da var. Lakin 4x4 gerekebilir. Yollar o kadar düzgün değil. Şurada Vahşi Avcı Kulübesi. Yok Vahşi Doğa Kulübesi. Var haritada. Şu an görüyorum bir çadırı var orada. Evet şu sanırım. Bir bakacağım. Aa, çok güzel manzara var. İnanılmaz güzel manzara. Ve orada bir çadır daha var. Sanırım yürüyüşçülerin kalması için yapılmış. Burada kamp ateşi var. Neyimiz var? Izgara. Şöyle bir şey var. Ne oldu hakkında bir fikrim yok. Bir de teneke var. Keçi boku kokuyor. Keçi ağılı da olabilir. Burası. Muhtemel. Yok. Avcı kulübesi. Evet. Bal petekleri. Ben yere bakıyor kamera. Çok güzel bu arada. Şöyle tam girelim. Yani ama dışarıya atardım yağmur yağmadığı sürece. Yağmur yağarsa sığınabilirim buraya. İleride bir çadır daha var. Ve onun altında ahşap bir yer daha var. Gidip onlara bakacağım. Şurada bir şehir var. Dağlar var. Drone da uçuracağım. Burada işim biraz uzun. Diğerine geldim. Diğerine bakalım. Buranı mahvetmişler. Pis herifler. Ayıptır ya. Bir de şöyle bir kulübe var. Soba var. Aşağıda çadırcılar gördüm. Kamp atan insanlar var. Gidip bir selam verelim. Orada bir ara öğrenmeye çalışıyorum. Eta dop, eta mama falan onları biliyorum. İdaşi? Udaçi. Udaçi. Udaçi, davogi. Davogi? Da. İyi yolculuklar. Ha, thank you. Paka paka. Davay, paka.
Paka paka. Abi bay bay. İyi kamplar. Kampçılarla tanıştım. Hava kararmak üzere. Geceye kalacağım bu gidişle. O yüzden hızlanacağım. Bugün bu yol bitecek. Hadi bakalım. Bugün bu yol bitecek. O kadar. Ayağıma dolanma. Geldim. Geldim. Sayılır. Yani köye girdim. Ben çok oyalanmışım ya. Bak geceye kaldım. Saat 6.30 geçti. Çok oyalanmışım. Yanlış yeri işaretlemişim haritada. Yanlış yeri işaretlediğim için de oyalandım. Hesaplarım doğruydu ama işaretlediğim yer yanlıştı süre bakımından. O yüzden geceye kaldım. Şu karşıda bir yere gideceğiz. 2.4 kilometre uzaklığı var. Full böyle araba yolu yol. Bir de tabela yok galiba. Hani Likya'ya girerken bir tabela vardı, Likya yolu başlangıç diye. Burada yok sanırım. Küçük bir tabela var. Kenarda yazıyor. Likya yolu başlangıç diye. Oraya gidiyorum. Oradan sonra da bir arkadaşımızı göreceğiz. Sizin de tanıdığınız. Aynı taraftayız. Sakin. Ben de sizi seviyorum. Abi kocaman ya. Allah Allah. Ne kadar köpek var. Ormanda bile havladılar bana. İnanılmaz. Neyse gidiyorum. Kaç kilometrem kaldı? Rido açmıyor telefonu. Kampingde kalacağım gece. Açmıyor. 1.6 kilometre kalmış. Ay arkadaş ya. Başka arayalım. Geyik. Telefon numarası yok geyiğin. Rido. Flying Goat var. Bunun da kesin telefon numarası yok. Ne kadar güzel, ne kadar hoş. İşletme sahibi insanlarsınız ya. Josita var. Bunun da yok telefon numarası. Oğlum nasıl insanlarsınız ya? Vallahi billahi ayıptır ya. Hepinize tek tek gitmek zorunda mıyım ben şimdi? Evet geldim. Saat şu anda 8:17 geçiyor. Kenan abiyle tanıştım. Kenan abi bana bir yer ayarladı. Şimdi buraya kamp atacağım. Flo ile görüşecektik bu akşam. O Rido'da. Lakin 1.7 kilometre çadırı kurayım. Gözüm keserse gideceğim. Bir de haberleşeyim onunla. Erken uyumaz ama saat 8 oldu yani sonuçta. Sadece gidip gelsen 1 saat sürer. Sabah daha mantıklı. Çay da içeriz. Karar vermiş oldum. Yarın görüyoruz. Bu arada son olarak Likya yolunu hala bitirmiş sayılmıyorum. Çünkü Kenan abi beni arabayla bıraktı buraya. Gerçi otostop çeksem de olurdu ama bir tabelaya gitmek lazım bitti diye. O yüzden yarın bitecek inşallah. Bitti aslında da işte tabela muhabbeti var. Ha, evet. Gece yürüyüşü 1.7 kilometre Flo'nun yanına gidiyorum. Yarın sabah göremeyebilirim. Ölüm var kalım var arkadaşlar. O yüzden tekrardan karar verdim. Oraya gidiyorum. 22 dakika sürecek. Çantasız yürümek de çok iyiymiş ya. Şu acayip hızlı gidiyormuş gibi hissediyorum. Geldim ben arkadaşlar. Rido'dayım. 2 kilometre yürüdüm. Yol çok korkutucuydu. Elime koskocaman bir sopa aldım. Beni gören bir kız benden korktu. Ama geldim. Flaşı açamıyorum. O yüzden şöyle telefon ekranı yine bozuldu. Her neyse Flo'yu da gördük. (gülüyor) 650 metre. Şimdi Likya yolunu bitirmeye gidiyorum. Şurası Antalya. Işıklar gözüküyor mu? İşte şu karşıda tek tük ışık var ya. Orası Antalya. Şimdi 650 metre
gideceğim. Saat 9.30 ya. Çadırımı kurdum, çantamı yaptım. İşte ya, çantamı içine koydum. Flo ile görüştüm, 2 kilometre uzaktaki bir kampingdeydi. Şimdi tabelaya gitme muhabbeti. Niye böyle bir şey taktım bilmiyorum. Geyik Bayırı'na geldim, bitti işte abi rota ama. Tabelaya gidiyorum. Çünkü yarın otostop veya dolmuşla giderim büyük ihtimalle. 30 lira çifte bilet kesiyor. 15 lira normalde. 2 tane kesiyor burada uzak olduğu için. 30 çekiyormuş. 30 liraya otogara gidip oradan da İzmit'e gideceğim yarın. Yani bu tabelayı göremeyeceğim. Bu yüzden gidiyorum tabelaya doğru. Hadi bakalım. Nerede denk geldim? YouTube'dan baktım. Dur bir YouTube'a. Arkadaşlar ben geldim. Çok saçma sapan bir durum. Geldim ben buraya. İşte bitirdik. Bu mu bitiriş tabelası? Türkiye'nin ilk uzun mesafe yürüyüş yolu. İşte bitirdik herhalde ya. Geyik Bayırı'ndayım zaten. Lanet olsun buraya kadar tabela diye geldim. Şu tabelaya bak. Fethiye'deki gibi bir tabela bekliyordum ben. Her neyse. Çağatay'la konuşuyorum bir yandan telefonda. Çağatay, 2 dakika bekleteceğim. Şimdi geri yürüyorum bütün yolu. Karanlığa kaldık burada. Saçma sapan işler peşindeyim abi ya. Vallahi billahi. Her neyse. Şurada bir tabela daha var. Ona da gidiyorum. Neymiş bakalım. Günaydın. Bugün dün akşam burada kaldım. Kamp attım bahçelerine. 100 lira verdim. Kenan abi ağırladı. Dün akşam onunla tanıştım. Burada bir kahvesi var. Dün gece Rido kampinge gittim Flo'nun yanına. Buradan 1.7 kilometre uzaklıkta gece. Orada Rüzgar diye biriyle tanıştım. Bugün kaya tırmanışı yapacağız onunla. İlk kaya tırmanış deneyimim olacak. Bu Geyik Bayırı kaya tırmanışı bakımından çok popüler bir yermiş. 1600 tane rota varmış. Bugün deneyeceğiz. Saat 2 gibi buluşacağız. Flo da belki tırmanırım dedi. Şimdi ben Kenan abinin kahveye gidiyorum. Orada çay içeceğim. Eşyalarımı şarj edeceğim. Dün akşam bana havlayan arkadaşlar sabah da havlıyor. Tabii. Evet, karşıda büyük kangal da var. Oğlum harbi sıkıntılısın ha. Allah Allah. Bu neymiş lan? Sakin ol, sakin ol. Gel, alayım onu, gel. Alayım mı onu? Gel, alayım. Tamam, neyse. Abi, sıkıntılılar ya. Ama biri ısıracak diye korkuyorum ben hiç. Neyse, devam edeceğiz. Çok köpek var ya. Bak, bir tane orada var. Vay arkadaş. İşleri güçleri yok. Kuyruğuna şey takılmış, ot takılmış. Kuyruğuna ot takılmış, ondan korkuyor. Şşş, hey, hey. Ottan kurtulunca bana saldırdı. Çantadan dolayı. Ben neyse gidiyorum. Abi hindiye bak. Bu arada ben ilk defa hindi görüyorum. Hindi mi acaba bunlar? Abi maşallah burada da ne su var ha. Vallahi her yer şırıl şırıl. Dün Kenan abiye sordum. Su bakımından çok zengin dedi burası. Suyu iyi, güzel diyor. Şehre hem uzak hem yakın dedi Geyik Bayırı'na.
Kayak bayarı iyiymiş ya bu arada. Bir sürü aktivite var, kayak tırmanışı var. Dikya yolu var. Paraşütler var. Antalya şurada. Ne bileyim. Beğendim. Belki bir daha gelirim.